Farklı Yol Güney Kore. Dünya bir hayata sığdıramayacağımız kadar büyük ama hala yaşıyor olduğumuz gerçeğinin karşısında küçülüyor ve bazen yolumuz en iyi bilinen, en kesin görünen, en çok insanın tercih ettiği yol olmuyor. Dinleyeceğiniz serüven bu iki gerçeğin etrafında şekillendi. Geleceğime dair kararsız hissettiğim birçok konu olsa da, liseden beri kararlı olduğum bir gerçek vardı: Eğitim hayatımın bir kısmını yurt dışında geçirmek isteğim. Tercih sürecinde üniversiteleri bu isteğim doğrultusunda değerlendiriyordum ve İTÜ imkanları sayesinde listemde yerini buldu. Erasmus herkes tarafından biliniyor, hakkında sık sık konuşuluyordu fakat Exchange, İTÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin internet sitesinde kıyıda köşede bulduğum, pek de popüler olmayan, daha önce kimselerden duymadığım bir seçenek olarak karşıma çıktı ve gelecek planlarım arasına girdi. İTÜ Exchange için farklı ülkelerden pek çok üniversiteyle İTÜ öğrencilerinin ilgili üniversitelerde hiçbir ücret ödemeden bir dönem yahut iki dönem boyunca eğitim görmesine olanak sunan anlaşmalara sahip ama exchange boyunca hibe verilmiyor. Dolayısıyla yaşam masraflarınızı kendiniz karşılamak durumundasınız. Ben tam da bu üniversite tercih döneminde önce Erasmus sonra exchange yapacağım bir plan hazırlamıştım kendime. Sonrasında Erasmus kazandığım bahar dönemi patlak veren pandemi nedeniyle hiçbir yere gidemedim. Ben de exchange planımı bir dönem öne çektim ve sonuç olarak kendimi 2021 yılının Ağustos ayında değişim öğrencisi olarak gittiğim Güney Kore'nin başkenti Seoul'de bir otel odasında 14 günlük karantinada buldum. Belirtmeliyim ki ne Kore'ye varana kadarki süreç ne de karantina süreci böyle pürüzsüz değildi. Gerek yasal regulasyonlar, gerek pandemi nedeniyle yapılması gerekenler sebebiyle stresli bir süreçti fakat sonuç yaşanan tüm o strese değdi. Okulum son üniversitesi Samsung destekli özel bir üniversite ve özellikle işletme fakültesi ile tüm dünyada tanınıyor. Global Business Administration bölümüyle exchange yapmış bir öğrenci olarak eğitimden, profesörlerimden, arkadaşlarımdan ve okulumun sağlamış olduğu diğer tüm imkanlardan memnun kaldığımı belirtmek istiyorum. Çoğu insanın söz konusu Asya ülkeleri olduğunda dil konusunda endişeleri var. Fakat okulda, derslerde hatta günlük hayatın büyük kısmında İngilizce yeterli oldu. Çok temel bir Korece ile de günlük hayatın geri kalan kısmını halledebiliyorsunuz. Kore'nin en ıssız sokaklarından en kalabalık caddelerine kadar yüksek güvenlikli bir ülke olması, aklınızda soru işareti olmaksızın günün her saatinde güvende hissederek dışarıda olmanıza imkan tanıyor. Tüm zamanların en iyi lokasyon uygulaması olan Nevermap, ve tüm ulaşım araçlarının kusursuz dakikliği sayesinde gerek şehir içinde gerek şehirler arası ulaşım oldukça pratik üstelik Türk lirasına göre bile uygun fiyattı. Seul doğalın ve yapayın, eskinin ve yeninin iç içe olduğu bir tezatlar şehri. Tesadüfen size müthiş keyif verecek bir sergiye denk gelebilir. Çıktığınız 15 dakikalık bir yürüyüşün sonunda şehrin bence en büyülü yanı olan Han Nehri kıyısında kendinizi bulabilirsiniz. Şehrin birçok yerinde bulunan dağlara tırmanışa gidebilir. Budist tapınaklarını ziyaret ederek bambaşka bir deneyim yaşayabilir. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu müzelerde zamanı unutabilir. Hongdae, Taewon ya da Gangnam gibi şehrin hiç uyumayan bölgelerinde sonsuz eğlenebilir. Bir üst sokakta şehrin görkemli gökdelenleriyle karşılaşmışken bir alt sokakta şehrin en geleneksel mimari yapıları tarafından büyülenebilirsiniz. Seoul'e çok yakın olan Suwon, Incheon, Gapyong gibi şehirleri ve bu şehirlere göre nispeten uzak olsa da, özellikle Jeju Odası ve Busan şehri Kore'ye giden herkesin tadını çıkarmasını önereceğim diğer yerler. Güney Kore'de ithal ürünlerin fiyatları yüksek. Yaşam giderlerini düşürmek adına Kore'de üretilen ürünleri tercih etmeye dikkat etmek gerekiyor. Eğer sebzelerle ve acıyla aranız iyi değilse, geleneksel yemekler size hitap etmeyecektir. Gerek iş hayatında gerek öğrenciler arasında rekabet çok. Çalışma saatleri fazla ve yoğun ama eğlence de bir o kadar önemseniyor. Yazılı bir kural değil ama yaşa ve kıdeme göre oluşan ve alt, sambe, üst ilişkileri sosyal hayatın belirleyicisi niteliğinde. Benzer bir yola koyulduğunuzda yaşayacaklarınızı tüm detaylarıyla bilemem ama Türkiye ile Kore'yi kıyasladığınızda çok ilginç sonuçlar elde edeceğinize, özgür ve güvende hissettiğiniz bir deneyim yaşayacağınıza, dünyanın her yerinden arkadaşlar edineceğinize, perspektifinizin ve benliğinizin genişleyeceğine ve Kendinizin ideal haline bir adım daha yaklaşacak olduğunuzu eminim. Eğer hangi ülke, hangi kıta olduğu fark etmeksizin benzer bir deneyim yaşamak için ufak da olsa bir istek duyuyorsanız, o isteği gerçekleştirme şansınızın olmasını dilerim. Dünya kocaman, insan ömrü kısacık, ama hala hayattayız. O halde bir sonraki yolculuk nereye?